Sevgili milletvekili arkadaşlarım, parti yöneticilerimiz, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Bugün grubumuzu onurlandıran TOKİ işçileri var aramızda. Onlara özellikle hoş geldiniz diyoruz. Alamadıkları emeğin karşılığını almak için mücadele etmek üzere bugün meclis kapısında açıklama yapmak istediler. Üç arkadaş da TOKİ işçisi, emeklisi gözaltına alındı. Onu da kınıyoruz. Bu arkadaşlar, bu emekçilerimizin bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Uzaktan gelen konuklarımız var. Aydın ilimizden yöneticilerimiz, üyelerimiz, arkadaşlarımız aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Serseran, Serseran'dan arkadaşlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'ı buraya davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sayın eş genel başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin değerli yöneticileri ve özellikle Aydın'dan buraya gelen çok değerli arkadaşlarımız, yoldaşlarımız. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üstüne geldiniz. Ben de konuşmama başlarken özellikle iki gün önce Antalya'da gözaltına alınan eski MYK üyelerimiz, yine bugün Ankara'da gözaltına alınan PM üyemiz ve eski Ankara ilçe eş başkanlarımız başta olmak üzere bugün yine meclis kapısında kendi haklarını aramak için eylem yapan, kendilerini zincire vuran TOKİ işçilerinin gözaltına alınmasını buradan kınadığımı ifade ediyor ve bütün arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep ediyorum. İşçisi arkadaşlarımız asla yalnız değildir. İşçiler, emekçiler asla yalnız değildir. Sizlerleyiz, sizlerle birlikte bu mücadeleyi kazanacağımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz, yanınızdayız arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar, konuşmama geçmeden önce 4 Ocak 2015 tarihinde aramızdan ayrılan ve partimizin özellikle HADEP'in eski genel başkanı, değerli mücadele insanı sevgili Murat Bozlağ'ı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum. Yine bugün gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 23. yıl dönümü, sevgili Göktepe'yi ve onun şahsında tüm özgür basın şehitlerini saygıyla anıyorum. Ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. Evet, yeni yılın ilk grup toplantısını yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu vesileyle tüm halklarımızın yeni yılını kutluyor ve 2019 yılının barış, özgürlük ve demokrasi getirmesini temenni ediyorum. Halklarımızın gelecek umudunu söndürmeye çalışan faşizmin ağır baskısına karşı 2018 yılı bizler açısından amansız bir mücadele ve direniş yılı oldu. Yılmadık, diz çökmedik, boyun eğmedik, susmadık. Direndik ve mücadele ettik. Demokrasi, özgürlük, barış, eşitlik ve adalete olan umutların sönmesine asla izin vermedik. 2019 yılında da yoğun bir mücadele sürecine sahne olacağını özellikle belirtmek isterim. Zalimin zulmü olduğu sürece mazlumun direnişi de asla bitmeyecektir değerli arkadaşlar. Faşizm bu topraklardan gidinceye kadar mücadele ve direnişimiz güçlü bir biçimde sürecektir. Asla yılmak yok, korkmak yok, geri adım atmak yok,
dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu da böyle bilinsin arkadaşlar. Demokrasi ağır saldırı altındayken, yoksul halklarımız ekonomik krizin girdabında inim inim inletilirken, 7'den 70'e herkes özgürlük ve adalet diye haykırırken, biz HDP olarak haklının, mazlumun, ezilenin yanında olmaya, mücadele bayrağını yükseltmeye, halkların ortak umudu olmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Hiç kimse bu karanlık günlere bakarak karamsarlığa kapılmamalıdır. Her gecenin sonu aydınlıktır. Her kışın sonu bahardır. HDP varsa umut var, HDP varsa cesaret var, HDP varsa özgürlük türküleri ve halayları var. HDP varsa başarı ve zafer var. Ve hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. Özgürlüğün faşizm, adaletin hukuksuzluk, aydınlığın karanlık, barışın savaş, alın terinin sömürü karşısında galip geleceği o güzel günleri hep birlikte karşılayacağımız günler yakındır değerli arkadaşlar. Bunun buradan müjdesini bir kez daha sizlerin huzurunda veriyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız değerli arkadaşlar. Çok değerli halkımız, sevgili arkadaşlarım, yarın 9 Ocak, Paris katliamının üzerinden tam 6 yıl geçti. Sakine Cansız ve arkadaşları İmralı görüşmelerinin kamuoyuna duyurulduğu, barışa dair umutların yeşertildiği günlerde katledildiler. Bu saldırıyı düzenleyen zihniyet, barış ve çözüm sürecini, mücadelenin öznesi Kürt kadınlarını hedeflemişti. Çünkü kadınlar savaşın en büyük mağdurları olarak barışın en güçlü savunucuları olmuşlardır hep. Zaten bu yüzden 5 Ocak 2016'da Silopi'de yine kadın özgürlük mücadelesinin simgesi olan bir başka 3 kadın, Seve Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar katledildiler. Buradan sakineleri ve seveleri bir kez daha saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Onları bir kez daha saygıyla anıyorum. Mücadeleleri bize ışık tutacaktır. Ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. İşte tam da Paris katliamının 6. yıl dönümünde. Sevgili Leyla Güven vekilimiz bugün açlık grevinin 62. gününde. Paris katliamının emrini verenlerin o günkü amacı neydi? Leyla vekilimizin bugün sonlandırılmasını istediği tecriti o süreçte başlatmaktı. Süreci bitirmekti. Nitekim 5 Nisan 2015 tarihi itibariyle tecriti devreye sokarak ne yazık ki değerli arkadaşlar süreci bitirdiler. Bu nedenle Paris katliamıyla tecrit politikası arasında doğrudan bir bağlantı ve işbirliği bulunduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. O gün katliam emrini verenler bugün tecriti sürdürenlerdir. Bunu çok net olarak söylüyorum. İşte Leyla Güven, Sakine'nin canıyla uğruna bedel ödediği barış umutlarının sönmemesi için, tecrit karanlığının sona erdirilmesi için tam 62 gündür açlık grevinde. Leyla Güven direnişin adıdır. Leyla Güven barışa giden yolu açmaya çalışan bir barış kadınıdır. Bir barış güvercinidir. Leyla Güven cesarettir, umuttur, kararlılıktır. Bugüne değin barış ve demokrasi mücadelesinin hep en ön saflarında yer aldı. Bu yüzden de cezaevi hep ikinci adresi oldu. Babasını kaybettiğinde cezaevindeydi. Geçtiğimiz cuma günü de annesini kaybetti, yine cezaevinde, üstelik açlık grevinde ve açlık grevinin bugün 62. gününde. Bir kez daha değerli annesine Allah'tan rahmet, Leyla vekilimize buradan hepiniz adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Adalet Bakanlığı değerli arkadaşlar, Leyla Güven'in sağlık durumundan habersizmiş gibi taziyeye katılabilmesi için cezaevi ring aracıyla onu götürmeyi teklif etmiş. Leyla Güven'in açlık grevinden bu yana en az 14 kilo kaybı var.
Tansiyonu sürekli düşüyor, mide bulantısı ve en hayati sağlık sorunu ise bünyesinin sıvı tüketimini kabul etmiyor olmasıdır. Leyla Güven artık kritik bir sürece girmiştir. Dile bile kolay değil. 62 gün Leyla hukuksuzca tutulduğu cezaevinde bedenini açlığa yatırarak bu ülkenin geleceği için, barışı için güçlü bir mesaj veriyor. Elinde olan tek aracı kullanarak sesini duyurmaya çalışıyor. Peki yeterince duyuluyor mu bu ses? Bu sese güçlü bir şekilde ses veriliyor mu? Ülkedeki sefaletin kaynağı olan savaş politikalarının sonlanması için değil mi Leyla'nın direnişi? İmralı'yla birlikte tüm ülkeyi esaret altına alan tecritin bitirilmesi için değil mi bu direniş? Adaletsizlik, talan, riya hayatın her alanına hakim olmuşken sıradan vatandaşa dahi nefes aldırmayan bu baskı ortamının bitirilmesi için değil mi Leyla'nın direnişi? Bu sesi duymak ve bu sesi duyurmak işte bu yüzden çok önemli, çok anlamlı, çok kıymetlidir değerli arkadaşlar. Bu sese ses vermek vicdani ve ahlaki bir duruştur. Leyla vekilimiz ülkenin sorunlarının köküne inmiştir. Köküne inmezsek bu iktidar kendi bekası için kendi savaşlarında ölüme göndermeye, lokmalarımızı boğazımızdan almaya devam edecek. Buna dur demek için şimdi Leyla'nın uzattığı eli havada bırakmamak gerekir. Sadece sağlığı artık iyiden iyiye kötüleşen Leyla için değil, bu ülkenin, bu toplumun sağlığı için, çocuklarımızın geleceği için buradan tüm demokrasi güçlerine, bu ülkenin bugününden memnun olmayan, geleceğinden endişe duyan herkese sesleniyorum. Leyla, sizler için bu açlık grevinde, tecrit bitsin, bu ülkeye barış umudu yine gelsin diye bedenini 62 gündür açlık grevine yatırdı. Bu ülke bir grup saray eşrafının elinde tükenmesin, talan edilmesin, paramparça olmasın diye açlık grevinde. Bu sesi sen duyarsan bir şansımız olur bu gidişata dur demek için. Ve tabii ki Leyla'nın sesini ilk duyanlar arasında yine cezaevlerindeki Leyla'nın yoldaşları bulunuyor. 16 farklı kentteki 29 cezaevinde 24'ü kadın olmak üzere 114 tutsak Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit sistemine son verilmesi amacıyla Leyla'nın sesine ses, direnişine güç katmak için süresiz, dönüşümsüz açlık grevi başlattılar. Ve ayrıca değerli arkadaşlar, yurt dışından 15'i Strasbourg'da olmak üzere 17 değerli yoldaşımız aynı taleple açlık grevi başlattılar. 16 Aralık'tan bu yana giderek artan katılımlarla devam eden açlık grevleri, demir parmaklıkları aşan, duvarları yıkan ve dayatılan esarete karşı özgür bir iradeyi kendi yaşamları pahasına sahiplenen bu büyük direnişin başta iktidar olmak üzere herkes tarafından doğru okunması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yoksa yarın çok geç olabilir. Leyla'nın sesi, çığlığı bizim sesimizdir ve çığlığımızdır. Tecrit kalkana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Bu karanlık tecrit ya bitecek ya bitecek diyoruz. Sevgili Leyla'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, tecritin yayıldığı karanlık mücadele ve direnişle kırmaya çalıştığımız böylesi bir süreçte aynı zamanda demokratik yaşam açısından hayati önem taşıyan 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyoruz. Başından itibaren ifade ettiğimiz gibi yerel seçim demokrasi ile faşizm arasında bir referandumdur. Toplum bu gerçeği görmelidir. Bugün sokaklarda geleceğine güvenle bakan tek bir insan ne yazık ki kalmamıştır. Adaletin, özgürlüğün, sevginin olmadığı bir ülke ve toplum çökmeye mahkumdur. AKP'nin 16 yıllık iktidarının ülkeyi ve toplumu getirdiği nokta budur
yani çöküştür. Krizle, istikrarsızlık ve bölünme tehdidiyle, korkutmayla toplumu ve ülkeyi yönetmeye çalışan, yönetemeyen bu iktidara dur demek için 31 Mart seçimleri tarihi bir fırsat yaratmaktadır. Demokrasiden, özgürlüklerden, emekten, barıştan ve adaletten yana olan bir arada yaşama iradesine sahip herkesin, tüm kesimlerin yaşanan bu karanlık tablo karşısında ortak bir duruş göstermesi, demokratik tutum alması gerekmektedir. Bunu buradan çok açık yüreklilikle belirtmek isterim. Yan yana gelmez, güç birliği yapmaz isek bu ülkeyi ve toplumun geleceğini faşizmin karanlığına hep birlikte teslim etmiş oluruz. O yüzden bu seçimlerde demokratik güç birliği yapılması herkesin ortak görev ve sorumluluğudur. Başta Kürtler olmak üzere AKP-MHP iktidarından yaka silken Türkiye halkları yerel seçim gününü büyük bir heyecan içinde bekliyor çünkü bunları bize iletiyorlar. 31 Mart sabahı bu gidişata mutlaka dur diyeceğiz ve 24 Haziran'da gösterdiğimiz başarıyı 31 Mart günü ikiye katlayacağız. Son derece kararlıyız, son derece iradeliyiz değerli arkadaşlar. Baskıcı rejimi geriletecek güç HDP'dir, bunu biliyoruz. Tekçi rejimin oyun planlarını bozacak olan yine HDP'dir. O nedenledir ki tüm güçleriyle HDP'ye saldırıyorlar. Hukuksuz operasyonlar yürütüyorlar. Partimize tehdit mektupları gönderiyorlar. AKP Genel Başkanı her gün partimizi hedef alan konuşmalar yapıyor. Ve bizim yılmayacağımızı, geri adım atmayacağımızı bile bile bunları yapıyorlar. Herkes şunu bilsin ki saldırılar bize asla geri adım attırmayacak. Tam tersine HDP'yi daha da güçlendirecek, mücadele kararlılığımızı ve azmimizi daha da arttıracaktır. Bu koca çınarı hiçbir fırtına yerinden sökemeyecek, söktüremeyecektir. Bu da böyle biline. İşte iktidarın tüm baskı ve tehditlerine rağmen geçen hafta sonu 30 il ve ilçe merkezinde halkımızın yüksek katılımıyla halk yoklamalarımızı gerçekleştirdik. Tam bir demokrasi şöleni yaşandı değerli arkadaşlar. Toplumun her kesimini kapsayan temsilcilerden oluşan delegeler sandık başına giderek belediye eş başkanlığı için aday adaylarını belirledi. Bu adayları kamuoyuyla ve halkımızla en kısa zamanda paylaşacağız. Fiili olarak o halin sürdüğü kentlerimizde inadına demokrasi diyerek sandıklara koşan halkımız kayyumlara rağmen kendi iradesi etrafında çok güzel kenetlendiler değerli arkadaşlar. Analar, kadınlar, gençler, STK temsilcileri, parti üyelerimiz büyük bir coşku içerisinde oy kullandılar. İradelerini belirlediler. Halk yoklamaları 31 Mart'ın provası niteliğindeydi. Şimdi halkımız sabırsızlıkla 31 Mart seçimlerini bekliyor. Belirlenen adaylar halkımızın adaylarıdır. Alın size demokrasi, alın size halk iradesi. İşte sandık, işte halk iradesi diyoruz. Halk yoklamasının demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için görev alan özellikle MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, il ve ilçe yöneticilerimize, milletvekili arkadaşlarımıza, il aday belirleme komisyonu üyelerimize de büyük emeklerinden dolayı buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Halk yoklamasında en az oyu alan da, en çok oyu alan da bütün aday adaylarımız onurlu mücadelemizin birer neferidir. 31 Mart günü elde edeceğimiz büyük zafer için aday adayı olan bütün arkadaşlarımızın gece gündüz demeden çalışacağına yürekten inanıyoruz. Hepimizin yolu bir kez daha açık olsun diyoruz. Kayyumlara diyeceğimiz
tek bir şeyimiz var. Şimdiden valizlerinizi hazırlayın. Çünkü birer birer Ankara'ya gideceksiniz. Halk sizi Ankara'ya yollayacak. Sadece gösterdiğimiz adaylar değil, kurduğumuz ittifaklar da çok hayatidir değerli arkadaşlar. Gerek bölgede, gerekse Türkiye'nin batısında ilkelerimizi koruyarak adımlar atıyoruz. Halkımız şundan müsterih olsun. Sizin onay vermeyeceğiniz hiçbir adımı atmadık, bundan sonra da atmayız. Bizim partimiz AKP-MHP ittifakını bitirecek kilit bir partidir. Bunun farkında olanlarla beraber zaten yolumuzu yürüyoruz ve yürümeye de devam edeceğiz. Görüş farklılıkları ne olursa olsun buradayız, biriz ve birlikte güçlüyüz şiarıyla yerel yönetimler ittifaklarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dün Diyarbakır'da önemli bir ittifak gerçekleşti. Bölgede Kürt Parti ve hareketlerle ittifak deklarasyonumuzu açıkladık değerli arkadaşlar. Ve bölgede seçimlere 7 partinin ittifakıyla giriyoruz. Kürtlerin bu seçim ittifakı önemli, anlamlı ve değerli bir aşamadır. İttifak içerisinde bulunan siyasi partilerin değerli temsilcilerine göstermiş oldukları bu duyarlılık ve işbirliği anlayışından dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kürtlerin iradesini yok sayan gaspçı kayyum zihniyeti kurduğumuz bu ittifak karşısında şimdiden kaybetmiştir. Bu kesindir. Kaybedecektir çünkü. Ve AKP-MHP ittifakı bölgede sandığa mutlaka gömülecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AKP'yi zaten bir kaybetme telaşı sarmış, ateş bacayı sarmıştır değerli arkadaşlar. Seçmenin karşısına çıkacak yüzleri olmayınca şimdi seçmen kayıtlarıyla oynayarak, hırsızlık yaparak sonuç alacaklarını sanıyorlar. Kimi yerlere seçmen kaydırıyorlar, kimi yerlerde seçmenin kayıtlarını siliyorlar. Oy hırsızlığını biliyorduk. Şimdi de seçmen çalıyorlar. Bu da yeni bir icat. Hile ve düzenbazlık bunların ruhuna işlemiş. Hilesiz yapamıyorlar değerli arkadaşlar. Şunu bilmenizi istiyoruz ki bu oyunlarınız, bu hileleriniz asla ve asla tutmayacak. Halk artık sizin hilelerinizi ve oyunlarınızı çok net görüyor ve bu tezgahlarınız 31 Mart tarihinde bozulacak ve duvara çarpacak. Hiç merak etmeyin. Sandıktan öyle bir yanıt alacaksınız ki feleğiniz şaşacak, feleğiniz. O sandıkları uzaya da taşısanız halk yine gidip oyunu kullanacak, oyunu verecek. Tüm saray eşrafınızı Şırnak'a, Siirt'e, Van'a taşısanız da kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz. O sildiğiniz seçmenler sizi de silecek. Yok saydığınız halk sizi de yok sayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler. Aynı şekilde Türkiye'nin batısında da yerellerde en geniş demokrasi ittifakının oluşturulması noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte ve sona doğru yaklaşmaktayız. Biz merkeziyetçi tek adam rejimine karşı yerelde demokrasinin geliştirilmesinden yana bir strateji izliyoruz. Bu açıdan yerellerde yerel demokrasi dinamikleriyle ortak hareket etme noktasında bir tutum içerisindeyiz. Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla her yerinde HDP büyük bir değişim gücüdür. 31 Mart akşamı herkes Türkiye'nin her yerinde güçlenmiş, kazandığı belediyelerin sayısını ikiye katlamış, belediyelerde temsiliyet noktasında gücünü ve oyunu arttırmış bir HDP görecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Çınar ağacımız ülkenin her yerine kök salmıştır. 31 Mart'ta bu kökler selvi boyu birer fidana dönüşecektir. Bizim derdimiz
faşizmin kaybetmesi demokrasinin kazanmasıdır değerli arkadaşlar. AKP zulmünün ancak omuz omuza mücadeleyle, demokratik birliktelikle aşılacağına yürekten inanıyoruz. Ve bizim ittifakımız tüm ezilenlerindir, kadınlarındır, gençlerindir, emekçilerindir. Her biri değerli olan inanç ve kimliklerindir. Ve bu ittifakla birlikte 31 Mart'ta demokratik yeni bir yaşam başlayacaktır. Umutluyuz. Bu anlamda da kararlıyız. Şimdiden 31 Mart'ın hepimize barış, demokrasi, özgürlük getirmesini temenni ediyor. Kazanacağımıza olan inancımı bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok değerli arkadaşlar, bu ülkenin AKP iktidarından kurtarılmasının en nedenli elzem olduğunu gösteren en acil sorunların başında hiç kuşkusuz yaşanan derin ekonomik kriz gelmektedir. AKP ile destekçisi MHP 2015 yılında barışa giden yolu bozma kararı vererek ülkeyi siyasal ve ekonomik uçuruma sürükleyen sürecin önünü birlikte açtılar. Barışın maliyeti siyasal sorumluluktur ve sonucu refahtır. Ama savaşın maliyeti toplumsal yıkım ve ekonomik krizlerdir. İşte bugün yaşanan krizin nedeni barış sürecinin iktidar eliyle yıkılmasıdır. Barış süreci yıkılınca ekonomi de buna dayanamadı ve dibe vurdu. Demokrasi ve adalette baş aşağı giden bir ülke ekonomide de uçurumdan aşağı yuvarlanmaktadır. Bir tarafta vatandaşın aldığı maaşın döviz karşısında eriyerek fakirleştiği bir durum varken, diğer tarafta saraylarda yaşananların kendilerine uçan saraylar ve aldıkları uçaklarla yine yandaşın sermayesinin ihya edildiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Memur aldığı maaş ile alım gücü zayıfladı ama o geliri o oranda artmadı ne yazık ki. Taksici benzini, mazotu daha pahalıya aldı ama geliri artmadı. Küçük esnaf aldığı her ürünü daha pahalıya aldı ama bu oranda satış yapamadı. Üstelik bir de yüksek faizli kredilere mahkum edildi. Grev yasak, insanca yaşam ve ücret talep etmek yasak, işçiye, memura, emekliye gelince bütçe yok ama savaş harcamalarına gelince kesenin ağzı sonuna kadar ne yazık ki açılıyor. Peki niye? Çünkü içeride milliyetçilik ve militarizmden besleniyorlar. Ekonomi hiç kimsenin, özellikle de bu ülkeyi yönetenlerin umurunda değil değerli arkadaşlar. Geçen yıl Ocak ayında kendileri yıl sonu için %7 enflasyon hedeflediklerini söylemişti. Ama %20'ye bile çok şükür diyecek hale geldiler. Bakan Bey dalga geçer gibi enflasyon hedefini tutturduk diyor. Halkın cebindeki ve sofrasındaki erimiş bunlar hedef tutturmaktan ne yazık ki söz ediyorlar. Merak etme Bakan Bey, 31 Mart'ta halk hedefi iyi tutturacak, size de iyi bir ders verecek. AKP-MHP iktidarı 2018 yılında yaşattıkları baskı ortamı ve ekonomik yıkımı 2019'un başında her alanda korkunç zamlar uygulayarak kapatmaya çalışıyorlar. Özellikle kira, ulaşım, gıda ve elektrik gibi günlük yaşamın temel alanlarında %20 ile 50 arasında fahiş zamlar yapıldı. Köprü ve otoyollarda %40'ları aşan zamlar uygulanmaya başlandı. Elektrikte Ekim ayına kadar 9 ayda konutlara %44, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama kullanıcıları için %70'i aşan zamlar uygulandı. Şimdi kalkmışlar %10 indirimden bahsediyorlar ve insanların iradeleriyle, gelecekleriyle ne yazık ki dalga geçiyorlar. Bu indirimin altında bile
dağıtım bedeline gizli %15'lik zam çıktı değerli arkadaşlar. Elektrikte indirim yaptık diye övünen iktidar merak etmesin. Bu halk 31 Mart'ta size öyle bir indirim yapacak ki sizi iktidardan indirecek, göreceksiniz diyoruz. Ülkede satmadıkları tek bir yer kalmadı. Şimdi Sur'da yerle bir ettikleri yerleri, özellikle taşınmazları satışa çıkardıklarını duyuyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Gaspçı kayyum gider ayak değerli arkadaşlar Sur'u satmaya çalışıyor, Sur'u satmaya kalkıyor. Bu zihniyetin sahipleri satılık olabilir ama Sur satılık değildir. Burayı satmaya hiçbirinizin gücü yetmeyecektir. Bunu da böyle bilin diyoruz. Bunların bütün anlayışları budur. Tarihi, doğayı, ormanı, dereyi, tarlayı rant olarak görüyorlar. Gözleri paradan başka hiçbir şey görmüyor. Ülkenin tüm varlıklarını peşkeş çektiler. Sonra bu şirketler bankalardan aldıkları kredileri ödeyemediler. Kredi borçları da devlete kaldı. Yani bunu da ne yazık ki halka ödetme çabası içerisindeler. Asgari ücreti bir yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde özellikle HDP olarak 2850 TL önermiştik ama onlar 2020 TL yaptılar. Yani asgari ücrete yapılan zam ile hayat pahalılığının geldiği nokta arasında koca bir makas oluştu. Asgari ücreti arttırmakla övünen saray sakinine buradan sesleniyoruz. Buyurun 2020 lira ile bırakalım bir ayı, bakalım bir gün geçinebilecek misin, al ve dene diyoruz. Değerli halkımız, alternatifsiz değilsiniz. Tüm bunların hesabını hep birlikte mutlaka soracağız. Bu batağın yükünü halkın sırtından biz kaldıracağız. Olabildiğince iddialı ama inanarak söylüyoruz. Bu saltanatı biz yıkacağız ve halka ait olanı halka biz vereceğiz. Tüm çaldıklarının hesabını da bir bir halkımızla beraber onlardan soracağız değerli arkadaşlar. Evet, çok değerli kadın arkadaşlarım, gün geçmiyor ki bu ülkede bir kadın cinayeti yaşanmasın. Geçen hafta Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar Şenel üniversitenin içinde ne yazık ki katledildi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve akademi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye'de üniversite özerkliği ile akademik özgürlükler büyük bir saldırı ile karşı karşıyadır. Üniversiteler gelinen noktada yükselen duvarları, ihraç edilen akademisyenleri ile özgür düşüncenin, bilimin üretildiği mekanlar olmaktan çıkarılmış, fikirlerin baskılandığı çorak mekanlara dönüştürülmüştür. Yaşanan bu olay Türkiye'de akademinin vardığı vahim noktayı göstermektedir. O hal ile beraber yasaların askıya alınıp KHK'ler yoluyla istisnanın kural haline getirilmesiyle akademi itibarsızlaştırılmış, akademisyenler çok yönlü şiddetin hedefi haline getirilmiştir. Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katledilmesi Türkiye'de kadına yönelik şiddetin boyutunu da göstermektedir. Bugün Türkiye'de her sınıftan, her meslekten, her etnisite ve inançtan kadın, erkek şiddetinin hedefi halindedir. 2 Ocak günü kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıkladığı verilere göre 2018 yılında erkekler 440 kadını öldürdü, 317 kadına cinsel şiddet uyguladı. Türkiye'de kadın cinayetlerinde yaşanan cezasızlık kadınlara ne yazık ki şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendirmektedir. İktidarın yürürlüğe koyduğu eril, ırkçı, kutuplaştırıcı dil bu vakaların yaşanmasının zeminini de hazırlamış oldu. Bu cinayetin sorumlusu üniversiteleri, siyasetin,
paranın, rantın ve tarikatların vesayeti altına alan iktidardır değerli arkadaşlar. Öğrenciyi bir müşteri, akademisyenleri ise onlara hizmet sunan çalışanlara indirgeyen zihniyettir bunun katilleri. Ve bu cinayetin sorumlusu üniversitelerin etik kurallarını hiçe sayan, pankartların özgür düşüncenin giremediği üniversitelere bıçak, tabanca, sopa sokan siyaseten yandaş öğrenciye göz yumanlardır. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz ve herkes de bunu böyle bilsin. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Kadın cinayetleri politiktir. Katledilen her bir kadın cinayetinin arkasında mutlaka erkek devlet, erkek yargı gerçeği vardır. Kadın erkek eşitliğine inanmayan siyasi bir zihniyet vardır. Bakın Bursa'da temizlik işçisi 59 yaşındaki 4 çocuk annesi Fahip Emine anne iş yerindeki boş çikolata kutusunu dikiş malzemesi kullanmak için çöp kutusunun içinden alıyor. Sonra hırsızlık yaptı diye kendisi işten atılıyor. Tazminat da ödenmiyor Emine anneye ve mahkemeye gidiyor, hakkını arıyor, Yargıtay anneyi haksız buluyor. Alın size erkek yargı, alın size adalet. Dolar saklanan ayakkabı kutularına dokunmayanlar bir anneyi içi boş çikolata kutusundan dolayı ne yazık ki cezalandırıyor. İşte milli ve yerli adaletleri budur bunların değerli arkadaşlar. İşte bu nedenle diyoruz ki tüm kadınlar örgütlenelim, omuz omuza verelim. Erkek şiddetine, devlet şiddetine, kadına karşı her türlü ayrımcılığa karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim. Bu zihniyete karşı hep birlikte mücadele yürütelim. Kadınları ancak ve ancak kadınların ortak mücadelesi kurtarır ve Kadın İttifakı'nın önemini bir kez daha burada vurgulamak isterim. Çok değerli arkadaşlarım, sokakta kadının can güvenliğini sağlayamayan, çalışma yaşamında işçinin güvenliğini sağlayamayan bu iktidar, şimdi Türkiye'nin güvenliği gerekçesinin arkasına sığınarak Suriye'de müdahale planları yapıyor. Ankara'nın göbeğinde öğretim üyesi bir kadının can güvenliğini sağlayamayan iktidar nereye gidecekmiş? Minbiç'e gidecekmiş. Türkiye'nin güvenliğini oradan sağlayacakmış. Türkiye'nin kamusal güvenliğini ancak barış politikalarıyla sağlayabilirsiniz. Müdahale planlarıyla, tankla, topla değil, Türkiye'nin güvenliğini Kuzey Suriye değil, AKP'nin izlediği hegemonik politikaları tehlikeye sokuyor. Bu da böyle bilinmelidir. Cihatçı çetelere verdiğiniz destek ülkenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Bunu görmeyecek kadar kör, bunu duymayacak kadar sağ olmuş tüm vicdanlara sesleniyoruz. Savaşa karşıyız. Hiçbir yerde de savaşa onay vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinmelidir. AKP iktidarının Kuzey Suriye'ye müdahale planlarının amacı Suriye'de istikrarsızlığı, savaşı ve krizi tırmandırmaktır değerli arkadaşlar. Türkiye Suriye'de çözüm istemiyor. Suriye'de halkların kendi demokratik yönetimlerini inşa etmesini istemiyor. İstikrara kavuşmuş demokratik Suriye istemiyorlar. Suriye'de kriz ve çatışma sürsün ki iktidar da bu krizden, bu çatışmadan nemalansın ve oy devşirsin. Tek amaçları, tek düşündükleri kendi iktidarları, kendi koltuklarıdır. 31 Mart seçimleri öncesi AKP Kuzey Suriye'ye müdahale planları yapıyor ve Rojava'yı Kuzey Suriye'ye girmek için Kürt, Arap, Türkmen ve diğer halkların yarattığı ortak yaşamı yıkmak için hazırlık yapılıyor. Suriye'de geliştirilen IŞİD'i ve diğer çetelere yeniden alan açmaktır bunların amaçları. Bunu da Türkiye kamuoyunun mutlaka bilmesi ve görmesi gerekiyor. İktidar sözcüleri şimdi çıkmış
IŞİD'le mücadeleden söz ediyorlar değerli arkadaşlar. Siz mi IŞİD'le mücadeleden bahsediyorsunuz? Kim inanır ki buna? Değerli arkadaşlar, IŞİD'le petrol ticaretini tüm dünya biliyor ki beraber yapıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? Peki IŞİD'i bitiren Suriye Demokratik Güçleri buna... Demokratik Suriye güçleridir IŞİD'i bitiren ve bütün dünya bunu bilmesine rağmen çıkıp böyle bir pozisyondan ve böyle bir müdahaleden bahsetmek ve amacı bu şekilde ifade etmek, hiç kimsenin buna inanmayacağını da özellikle ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, ayrımcılık yapmadığımız için özellikle Afrin'de ayrımcılık yapmadıklarını söylüyorlar ve Afrin'de Kürtçe tabelaları çöpe attıklarını herkes biliyor. Geçen sene Afrin'e gittikleri zaman bütün yerleşim yerlerinin adını Türkçeleştirdiniz. Bunu da herkes biliyor. Ve yerel seçimler yaklaşırken Türkiye halklarının zamlarla, açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakan AKP hükümeti, ülkenin bütün kaynaklarını savaşa harcayan ve bununla kendi siyasi bekasını sürdürmek isteyen parti AKP ve diğer ortağı MHP ile ülkenin geleceğine ipotek koymak istediğini herkesin bilmesi lazım. Bunun için yeni bir kurtuluş savaşı masallarıyla toplumu adeta bir savaş ve çatışma girdabına sürüklemeye çalışmaktadırlar. Demokratik kamuoyunu, demokrasiden, barıştan yana olan herkesi, gençlerin ölümüne yol açacak olan, halkı daha da yoksullaştıracak olan AKP-MHP'nin bu savaş planlarına karşı çıkmaya çağırıyoruz. Hem Türkiye'de hem bölgemizde savaşa karşı sessiz kalmayacağımızı, bunun siyasi varlığımızın gereği olduğunu herkesin özellikle bilmesini istiyoruz. Çok değerli arkadaşlar, bu karanlık dönemi mutlaka aşacağız. Halklarımıza demokrasi ve özgürlük yolunu kapatmalarına asla izin vermeyeceğiz. Tüm gücümüzle demokrasinin, barışın, özgürlüklerin ve adaletin yolunu açık tutmak, halklarımızın özgür geleceğini oluşturabilmek için mücadelemizi her zamankinden daha fazla büyüteceğiz ve mutlaka sonuca götüreceğiz. Bu gemi limana mutlaka ulaştırılacaktır. Cezaevindeki arkadaşlarımıza sözümüz vardır. Sevgili Selahattin Demirtaş'a, sevgili Figen Yüksekdağ'a sözümüz vardır. Umutla, kararlılıkla, inatla hep birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız değerli arkadaşlar. Gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmayacağız. Umudu ve cesareti her yerde yayacağız ve bunun yaşanması için uğraşacağız. Ve göreceksiniz ki bu sürecin sonunda kazanan mutlaka bizler olacağız. Halkımız olacak, barış olacak, demokrasi olacak. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum.